Merhaba, bugün tanıtacağım telsiz TID'nin TD-P1 modeli. Burada yan tarafta görüyoruz TID markasına ait TD-P1 frekans bandı 446 MHz'de, yani izin gerektirmeyen, kullanım izin gerektirmeyen frekans aralığında çalışıyor. Burada çıkış gücünü de görebiliriz. Seri numarası da yine o etikette yazıyor. Kutuyu açıyorum. Kullanma kılavuzu çıkıyor. Cihazın kendisi çıkıyor. Bataryası çıkıyor. Kemer klipsi. Şarj adaptörü ve şarj kablosu. Ve askı ipi. Cihazın boyutları yine ufak boyutlara sahip. Anteni kısa. Şöyle çıkaralım. Bu şekilde kibar. Kısa antene sahip. Güzel bir model. Bunun en büyük avantajlarından bir tanesi kullandığı bataryası, yani kullandığı pili. 2200 mAh bu tür telsizlere göre çok yüksek bir batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 18650 diye tabir edilen bir pil kullanıyor, şarjlı pil kullanıyor. Bunu piyasada çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Yani 2-3 sene kullanım sonrasında bu bataryanızın ömrü tükendiği zaman herhangi bir yerden rahatlıkla bu bataryayı, hatta 3500 mAh'e kadar yüksek kapasiteyi bulabiliyorsunuz. 18650 diye geçiyor. Sağlam bir kemer klipsine sahip. İkinci güzel özelliklerinden bir tanesi de sadece Type-C ile şarj edilebiliyor. Yani masaüstü doku yok. Bu tarafta, yan tarafında Type-C girişiyle şarj edilebiliyor. Bu da Powerbank ile, herhangi bir USB ile aracınızda rahatlıkla şarj edebilirsiniz. Şimdi batarya kapağını bir açalım. Evet. Yine batarya kapağının arkasında da cihaza ait bilgiler görünüyor. Bataryayı zaten ters takma ihtimali yok. Buradaki kertiklere oturtturarak takıyorsunuz. Ayrıca bu cihaz 2 watt hoparlöre sahip. Yani çok yüksek bir ses gücüne sahip. Hoparlör çıkışı çok yüksek. Bu da böyle daha çok gürültülü ortamlarda falan kullanmayı daha etkin, daha anlaşılabilir kılıyor. Anteni gördüğünüz gibi sabit ve kısa bir antene sahip. Minik. Böyle yapı itibariyle de malzeme kalitesi açısından da şöyle tutulduğu zaman hissiyatı da gayet sağlam, kaliteli bir yapıya sahip olduğunu hissettiriyor. Yine bu cihazımızda 16 kanallı ses açıp kapatacağınız potansiyometre, yan tarafta da kanalı değiştireceğiniz komutatör var. PTT tuşu yan tarafta. Kulaklık girişi her zamanki gibi Kenwood tip. Yine burada iki tane programlanabilir tuş var. Birisi monitör tuşu, birisi de scan tuşu. Tabi atanmamış, programla atanabiliyor. Tarama modu. Yani kendi içerisindeki 16 kanalı tarıyor. Konuşma neredeyse o kanalda duruyor. Evet. Cihazımız bu şekilde. Yine bu cihazımızın da açık alan mesafe testini yakında yapacağız ve video olarak paylaşacağız.